Merhaba, yine ben. Ben Arturo Patori ama siz bana Art diyebilirsiniz ya da Artist. Şimdi sanat tarihinde bir yolculuk yapacağız. Başrolde ben varım. Ve evet, bir de el. Peki geri kalanım nerede? Bütün dünyadan insanlar seyrediyor ve ben beş parmaklı az solisti bekliyorum. Evet, güzel, neyse. Tamam, bu daha iyi oldu. Akdeniz rüzgarı da pek güzelmiş ha. Evet, bugün Yunan ve Roma döneminden bahsedeceğiz. Geometriyi sanata dönüştürmekten de mi aklınıza Yunanlılar gelsin? Milattan önce 1700 yılları arası Yunan sanatının geometrik dönemi olarak tanımlanır. Çünkü bu dönemde yapılan çömlekler geometrik desenlidir de ondan. Basit geometrik tasarımlar çömleği çevreleyen tekrar motiflere dönüştürülerek uygulanır. Daha sonra insan ve hayvanları sembolize eden soyut figürler de görülmeye başlanmıştır. Çömlekler zeytinyağı ve şarap depolamak için, yemek içmek için, atletik müsabakalarda kupa olarak, hatta mezar taşı olarak bile kullanılırdı. Hiç oyalanma, hop cana! Şaka yaptım, çıkarın beni! Çıkarın! Arkaik dönemde figürlerin daha gerçekçi portreleri çizilmeye başlandı. Yunanlılar Mısırlılardan mermer heykellerin ensesine saç motifi yaparak heykellerin boyun bölgesini güçlendirmeyi öğrendi. Bacakların duruşunu da dengeyi arttıracak şekilde aralamayı öğrendiler. Çok fazla denge! Erkek heykellere korus, kadın heykellere kore denirdi. Yunan çömlekleri de değişime uğradı. Çok popüler olan siyah figür adlı çömlek tekniğini geliştirdiler. Burada kırmızı çömlek üzerine siyah figürler betimliyorlardı. Daha sonra ise başka bir popüler tarz yaratmak için tam tersini yaptılar. Buna da kırmızı figür deniyordu. Burada da siyah üzerine kırmızı figürler vardı. Kırmızı mı, siyah mı? Hangisi beni daha zayıf gösterdi? O dönemde Yunanistan pek de mutlu değildi. Birkaç Yunan şehir devleti vardı. Atina ve Sparta en büyük iki şehir devletiydi. Ve sık sık birbiriyle savaşırlardı. Ta ki M.Ö. 480'de Perslerin saldırısına uğrayana kadar. O zaman aralarındaki sorunları bir süreliğine kenara koyup birleştiler. Beraber işgalci Persleri yenmeyi başardılar ancak Atina büyük hasar almıştı. Onlar da yeniden inşa etmeye başladılar. Pers İmparatorluğunu yenmiş olmanın verdiği özgüvenle Yunanlılar klasik dönemde denilen altın çağa girdiler. Perikles, Atina'nın lideri, Akropolis'teki tapınakların yeniden inşa edilmesi emrini verdi. Ünlü heykeltıraş Fidias, Partenon'u yeniden dekore etti. Partenon, Atina'nın kurucu tanrıçası Athena'ya ithaf edilmiş bir tapınaktır. Klasik heykeller daha gerçekçi ve daha idealist olmaya başladı. Polykleitos gibi heykeltıraşlar, insan vücudunun matematiksel olarak mükemmel oranını yakalamaya çalıştı. Kontrapost gibi duruşlar kullanılarak heykellerin duruşları daha gerçekçi yapılmaya başlandı. Kontrapost, omuzlara ve kalçaya doğru eğim açısı verilerek vücuda şık, dengeli bir duruş vermeyi sağlıyordu. Yunan sanatçılar başın vücuda oranını kullanarak kadınların da erkeklerin de boylarının kafalarının yaklaşık 6,5-7 katı olduğunu keşfetti. Vücudu 1-1,5 kafa kadar daha büyük gösterdiklerinde ise bu oranın göze daha hoş geldiğini fark ettiler. Bugün bile çizgi roman sanatçıları bu idealleştirilmiş oranları kullanarak süper kahraman çiziyorlar. Artman işte! Milattan önce 336'da Büyük İskender devletin sınırlarını Mısır'dan Hindistan sınırına kadar genişletti. Büyük İskender'in ölümü klasik dönemi sona erdirdi. Helenistik dönemde hala inanılmaz gerçekçi heykeller yapılıyordu. Ama şimdi daha fazla duygu ve daha fazla hareket vardı. Zavallı Lakun ve dev yılanlar tarafından boğulan iki oğlu gibi. Bu Lakun'a Tanrı'nın verdiği bir cezaydı. Praxiteles erkekleri çıplak, kadınları giysili betimleme geleneğini yıkarak Knidos Afrodit'ini, yani tarihin ilk çıplak kadın heykelini yapmış. Bu en çok kopyası yapılan Yunan heykeli olmuş. Romalılar bu imparatorluk denen olayı sevdiler ve M.Ö. 214'te Yunanistan'ı ele geçirdiler ve daha sonra Yunan kültürüne bayıldılar. Yunan heykellerini, resimlerini, mimarisini taklit ettiler. Hatta Yunan tanrılarını bile aldılar ama tabii onlara yeni isimler verdiler. Zeus, işte sana Jüpiter, Poseidon işte ikizin Neptün, Afrodit Venüs'le tanış.
Romalılar gerçek insan büstleri yapmayı tercih ediyordu. İdeali aramak yerine modelin gerçekliğini yansıtmayı seçtiler. Ve bu işe yaradı. Romalılar sanatı aynı zamanda propaganda amaçlı politik figürleri desteklemek için de kullandı. İmparator Augustus askerlerinin zırhlarına kendini genç ve güçlü bir askeri lider olarak gösteren işlemeler yaptırdı. Oysa o sırada bayağı yaşlıydı. Hani bazı insanların profil resimleri var ya, öyle işte. Dikili taşlar taşa kazınmış bir film senaryosu gibiydi. Roma savaşlarının başarılarının en seçkin sahneleri bu taşa kazınırdı. Romalı mimarlar kubbe ve kemer yapımında ustalaşmıştı. Kemerler köprü ve su kemeri yapımında müthiş bir yenilikti. Kubbelerse büyük resmi binaların sembolü oldu. Batı mimarisinin en fazla ilham aldığı bina olan Pantheon bu kubbeli binalardandır. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi Yunan ve Roma fikirlerini Avrupa'nın dışına taşıdı. Bu fikirler bugünkü Avrupa kültürünün temeli oldu. Yani Batı kültürünün. Bugün hala antik Yunan ve Roma fikirleri bize ilham veriyor.